istikrarsızlıklar engellendi. Bunun üzerine emekliler oturma eylemine başladılar. Sefalet ücreti istemiyoruz. TÜİK'in makyajlı enflasyon açıklamalarına ve gerçekte koşan enflasyona dur demek için toplandık. Bugün %25 sefalet ücretini kabul etmiyoruz demek için toplandık. Kaşıkla verip kepçeyle alan AKP iktidarına tepkiler sürüyor. Emekli maaşlarına yapılan %25'lik zammın yetersiz olduğunu söylemek için emekliler sokaklara çıktı. AKP zamları al başına çal. Ankara'da disk emekli sen zamlara tepki göstermek için tencerede taş kaynatırken Kocaeli Gebze'de de oturma eylemi vardı. DİSK Emekli Sen Mali Sekreteri Gülefer Akyürek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon hesaplamasına tepki gösterdi. TÜİK'in halkın ekmeğini korumak için değil, küçültmek için dört işleme takla attırarak açıkladığı ve işçilerin, memurların, emeklilerin sürekli biçimde yoksullaşmasına neden olan gerçek dışı enflasyon oranları neticesinde biz emeklilerin Temmuz, Aralık 2023 dönemi zammını da refah payı altında yapılan birçok puanlık ekleme ile %25 olarak belirledi. Gebze'de de emekliler zammı protesto etmek için Ankara'ya yürümek istedi, izin verilmedi. Bu emekli zamlarını protesto etmek için 14 Mayıs'ta Kocaeli Valiliğine Ankara'ya yürümek için bir dilekçemiz oldu. Fakat dilekçemiz reddedildi. Ankara yürüyüşümüz güvenlik nedeniyle kabul edilmedi. Ancak emekliler protestolarından vazgeçmedi. Gebze Meydanı'nda oturma eylemine başladı. Yapılan emekli zamlarını asla kabul etmiyoruz. Bizler çünkü aynı zamlarla yetişemiyoruz. Ev kiralarına yetişemiyoruz. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Faturalarımızı ödeyemiyoruz. Emekliler yaşadıkları zorlukları anlattı. Tabii ki bu zamlar yapılan zam olmadığı için bizim hiçbir şeyimize yetmiyor. Çarşıda, pazarda, markette, manavda zaten fiyatlar çok yüksek olduğundan alışverişimizi yapamıyoruz. Ayrıca emekli maaşlarıyla asgari ücret arasındaki makasa da dikkat çekildi. 2003 yılında en düşük emekli maaşı 332 TL iken o dönem asgari ücret 281 TL. Bizler bugün asgari ücretin yarısında maaş alan emekliler olarak hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Milyonlarca emekli 7,5 7